Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Milyonlarca kişi ikinci emeklilik fırsatı. Çalışanlar açısından sadece SGK'dan değil ikinci bir emeklilik imkanı da var. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Çalışma fırsatı bulamayanlar da isterse isteğe bağlı ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik kazanabilir. Üstelik 10 yıl sistemde kalmak yetiyor. Böylece hem çalışanlar hem çalışmayanlar için çifte emeklilik imkanı var. İşte ikinci emekli maaşı almanın yolu. Türkiye'de çalışanların neredeyse hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ediyor. Emeklilik gelecek için bir güvence olarak görülüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Yaş ve prim şartı var. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SGK, emekli olmak için yıl yaş ve prim şartı bulunuyor. İşe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda, 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7000 günde prim ödemek lazım. 3 maaş alabilirsiniz. Çalışanlar SGK'dan emekli olmak için bu şartları yerine getirmek zorunda. Bazı istisnalar erken emeklilik sağlasa da genellikle yaş ve prim şartı öne çıkıyor. Ancak ülkemizde tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak bireysel emeklilik sistemi, BES önemli bir avantaj olarak fırsatlar da sunuyor. Sistem 10 yıllık bir sürede ikinci emeklilik ve emekli maaşı sağlarken devlet katkıları da birikimlerin artmasını sağlıyor. Böylece çalışanlara hem Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan hem de BES'ten emekli olarak çifte emeklilik fırsatı da sunulmuş oluyor. Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor. %25 devletten. BES'te katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lirada ödeyebilirsiniz 1000 lirada. Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek ve sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşı da artmış olacak. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız bunun %25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor. Ayrıca faizli faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor. Çalışırken otomatik katılımlı BES seçenler için %25 katkı dışında 1000 TL'lik bir nakit ödeme ve 10 yıl sonunda birikimlerin %5'i kadar daha katkıda sunuluyor. Temmuz ayı itibariyle artık 18 yaş altında çocuklar da sisteme dahil edilmeye başladı. Böylece küçük çocuklar için bir kumbara hesabı şeklinde işlem görmeye de başladı. 18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da %25'lik devlet katkısı sağlanırken, eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanıyor. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanması, küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılması hedefleniyor. Bireysel emeklilik sistemine girmek çok kolay. Bu konuda yetkilendirilmiş bir şirketi arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonra da aylık ya da 3 aylık periyotlarla ödemelerinizi yapabilir, ödeyeceğiniz miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu ödemeleri sabit tutabileceğiniz gibi yıldan yıla da artırabiliyorsunuz. Belli şartlarda toplu para ödeme imkanı da bulunuyor. BES'e girmek sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemiyor. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağkurlu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.